Zeus bilgelik tanrıçası Metis'le birleşmiş. Metis hamile kalmıştı. Bu hamilelikten tanrıça Athena doğacaktı. Metis'ten doğacak erkek çocuğun kendi tahtına oturacağını bilen Zeus, bu durumu engellemek için Metis'i yutmuştu. Bilgelik tanrıçası Metis'i bir yudum su gibi yutan Zeus, bir süre sonra beyninde inanılmaz ağrılar duyuyordu. Bu süreç ve ağrılar anne rahmi sürecini Zeus'un beyninde tamamlayan Athena'nın artık doğum sancılarıydı. Anne rahmi gelişim sürecini Zeus'un beyninde tamamlayan Athena artık Zeus'un kafatasından çıkmak istiyordu. Baş ağrılarını dindirmek isteyen Zeus, Hephaistios'tan yardım istemiş. Hephaistios elindeki baltayla Zeus'un kafatasını ikiye yarmış. Ve Zeus'un kafatasından Athena doğmuştu. Odysseus, ayak tabanından kafatasına olan yolculuğunun 13. yılında Kalipso'nun adasına gelmiş ve 7 yıl Kalipso'nun adasında kalmıştı. Yolculuğunun 13 yılına 7 yılda Kalipso'nun sarayında kalmak, yani toplam 20. yılda Odysseus artık kendi kafatasına ulaşmıştı. Artık kendi kafatasının içinden çıkmak, evine gitmek istiyordu. Kalipso'nun sarayı Odysseus'un kafatasıydı. Kalipso. Klips sözcüğünden gelir. Kıskaç. Bir şeyi içine almak, kapsamak. Beynimiz kafatasımızın kıskacındadır. Ve bütün bilgiler, Metis, bilgelik, kafatasımızın içindedir. Artık bu bilgeliğin dışarı çıkarılması gerekiyordu. Odysseus da Athena ile aynı kaderi paylaşıyordu. Odysseus, Kalipso'nun sarayından yani kafatasından çıkmak istiyordu. Takdir edersiniz ki kafatasından çıkmak isteyenin halinden kafatasından çıkan anlar. Bu da Athena'ydı. Odysseus'un yardımına Athena koştu. Athena, Olimpos'ta tanrılar toplantısında ve Poseidon'un olmadığı bir anda Olimpos'taki 11 tanrı ve tanrıçaya Odysseus'un artık kafatasından çıkarılıp tanrılar arasına çıkarılması gerektiğine karar verilmesini istedi. Orada bulunan 11 tanrı ve tanrıçı bu dileğin yerine gelmesi için Kalipso'ya emir gönderdi. Kalipso zorla da olsa bu emre uydu.
ve Odysseus Kalipso'nun sarayından, yani kendi kafatasından çıkarıldı. Antik Yunan'da insan ayak topuğundan hayata Poseidon olarak başlar ve tekamülünü tamamlamak üzere bedende yolculuk eder. Kendi bedeninde kafatasına ulaşıncaya kadar ilerler ve kafatasından çıkıp Zeus'un tahtına otururdu. Athena, Odysseus'u Zeus'un tahtına çıkardıktan sonra sıra Odysseus'un oğlu Telemakos'u da Zeus'un tahtına çıkarmaya geldi. Athena bu sebeple Telemakos'a öğütler verdi. Athena'nın öğütlerini dinleyen Telemakos, ayak topuğundan kafatasına çıkmak yolculuğuna İthaka'dan başlar. Babası hakkında bilgileri almak üzere Pylos'a ve Lakedaimon'a gider. İthaka saat üzerinde 12'yi gösterir. Telemakos'un Pylos'a gitmesi saat 1'dir. Telemakos evine İthaka'ya döndüğünde saat 12'yi gösterecektir. Çünkü Athena sevdalı masal kahramanlarına 12'de evde olmayı öğütler. Odysseus Payak adasına geldiğinde Odysseus için saat 11'dir. Odysseus'un Troya'ya gitmesi de saat üzerinde 1'i gösteriyordu. Odysseus evine döndüğünde yayını germiş, oku aynı çizgi üzerine dizilmiş 12 balta deliğinden geçirerek hedefi 12'den vurmuştu. Saat 12'yi gösteriyordu ve Odysseus artık 12. tanrıydı. Odysseus'un Payak adasına gelişi, Odysseus'un Olimpos'a çıkışı demekti. Payak kralı Alkinos, Odysseus'un ta kendisidir. Ve Alkinos'un kızı Nausika, Athena'dır. Ve yine kral Alkinos'un oğlu, Odysseus'un oğlu Telemakos'tur. Ve kral Alkinos, Odysseus'tur. Nausika'nın dileklerinden biri, ağabeyinin evlenmesini sağlamaktır. Yani Athena, insanları ilahi sevgiliye ulaştırmak ister. Nausika, kendi ağabeyini ve Telemakos'u bu yolculuğa çıkarır. Olimpos'taki tanrılar, Kral Alkinos'un sarayındaki soylulardır. Kral Alkinos ve soylular, Odysseus'a değerli hediyeler vererek, onun onuruna ziyafetler düzenleyerek, spor müsabakaları tertipleyerek, Odysseus'un tanrılığını kutlarlar. Nausika, yani Athena, Odysseus'la evlenmek ister. Çünkü Athena'nın amacı, insanları ilahi sevgiliye ulaştırmaktır. Bu amaçla Nausika,
İtaka'da Penelope'yi, Athena'ya dönüştürerek tanrıçalığa yükseltir. Böylelikle Nausika, yani Athena, tanrılaşan Odysseus'a zeytin ağaçlı yatak odalarında kavuşur. Canlı bir zeytin ağacının bulunduğu yatak odası. Zeytin ağacı. İnanmak demek. Hayallerinizin gerçekleşeceğine inanmak. İnsanoğlunun ayak topuğundan kafatasına yaşam öyküsü.